Günümüzün en popüler programlama dillerinden biri Python. Her gün onlarca kişi Python öğrenmeye başlıyor. Üstelik birçok üniversitede programlamaya giriş dersi bu dille verilmekte. Kolaylığı ve bir zeka oyununu çağrıştıran sentaksı sayesinde yazılım meraklılarının kısa sürede gözdesi haline geldi Python. Her meslek alanından programlamaya ihtiyaç duyanlar bu dili merak ediyor ve öğrenmeye çalışıyorlar. Python çok amaçlı bir dil. Büyük bir kitle tarafından kullanılıyor ve bu sayede hemen hemen her alanda bir geliştirici olarak mesleki destek bulabiliyorsunuz. Peki, bu dille neler yapabilirsiniz? Gelin yapabileceklerinize bir göz atalım. 10. Web uygulamaları. Python'un en popüler kullanımı web geliştirme alanındadır. İleri düzey web uygulamaları oluşturmak için Python kullanabilirsiniz. Django, Pyramid, Flask ve benzeri gibi birçok framework sayesinde hayallerinizdeki dinamik siteleri yaratabilirsiniz. Bu frameworklerle içerik yönetim sistemleri, veri tabanı işlemleri ve HTTP, SMTP, XML RPC, FTP, PUP gibi ağ protokollerini kullanabilirsiniz. 9. Masaüstü programlar. Basit söz dizimi, modüler mimarisi, zengin metin işleme araçları ve çoklu işletim sisteminde çalışma yeteneğiyle Python, masaüstü uygulamaları geliştirmek için önemli bir dil. Python, birçok önemli arayüz kütüphanesine sahip. Geliştiriciler böylece kullanıcı dostu arayüzler oluşturabilirler. 8. Mobil uygulamalar. Birçok kişi Python ile mobil uygulamalar yapıp yapamayacağımızı soruyor. Bu soruyu daha önce sormuş olsaydınız cevabımız hayır olurdu. Ancak şimdi kütüphaneler o kadar hızlı gelişiyor ki birkaç tane framework sayesinde mobil uygulamalar yazabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Kiwi. Cross platform arayüz uygulamaları yapmanıza olanak sağlayan bir kütüphane. Bu kütüphane ile Windows, Linux, Mac, iOS ve Android gibi platformlara uygulamalar yazabilirsiniz. Diğer bir kütüphanemiz ise Beaver. Python ile native görünümlü uygulamalar yazabilmenizi sağlayan ve birçok araç sunan bir kütüphanedir. 7. Raspberry Pi. Raspberry Pi küçük bir bilgisayardır. Eğitim için icat edilmiş olan bu bilgisayar ile hobi olarak kendi donanımınızı ve otomasyonlarınızı yapabilirsiniz. Hatta kendi evinizde bir robot dahi yapabilirsiniz. Raspberry Pi robotunuzun beyni yerine geçmektedir. Bu cihazı programlayabilir ve onunla sınırsız şeyler yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. 6. Oyun geliştirme. Python, oyun geliştirmede çok iyi bir programlama dili. Dilin kolaylığını biliyorsunuz. Dolayısıyla Python, oyun geliştirmede size avantaj sağlıyor. Basit 2D oyunlar yapabilir veya 3D renderlar alabilirsiniz. Python ile yapılan uygulamalar Android cihazlarda da çalışıyor. 5. Tarayıcı otomatizasyonu. Tarayıcı ile yapacağınız bazı işlemleri otomatize etmede Python 1 numara. Bu dili kullanarak Facebook gibi birçok sosyal medya hesabınızı yönetebilirsiniz. Doğrudan hesaplara giriş yapabilir, paylaşımlar yapabilirsiniz. Selenium en popüler tarayıcı otomatizasyon uygulaması kütüphanesidir. 4. Görüntü işleme. Görüntü işleme günümüzün en popüler teknolojilerinden biri. Bilgisayarlar bu sayede etraflarındaki nesneleri tanıyabiliyor ve onlara göre pozisyon alabiliyorlar. Tabii burada robotlardan bahsediyoruz. 10 yıllarca süren araştırmaların sonucu olan bu teknoloji günümüzde geliştiricilerin daha çok uygulama geliştirebilmeleri adına birçok ortamda paylaşıldı. Python ise bu önemli teknoloji için en önemli dillerden bir tanesi. OpenCV kütüphanesi ile birçok şey yapabilirsiniz. Örneğin görüntü tespiti, renk tespiti ve benzeri gibi. 3. Makine öğrenmesi. Bugün sadece insanlar tarafından değil, aynı zamanda bilgisayarlar, telefonlar ve diğer cihazlar tarafından üretilen
çok fazla veri var. Resimler, müzik, kelimeler, elektronik tablolar, videolar ve daha pek çok şey. Makine öğrenmesi tüm bu verilerden anlam çıkaran teknolojidir. Her geçen gün daha da gelişen bu alan Python'da yazılmış eşsiz kütüphaneler sayesinde size kapılarını açabilir. 2. Büyük veri. Devrimizin büyük veri devri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Önemli olan ne kadar çok veriye sahip olduğumuz değil, bu veriler ile neler yapabildiğimizdir. Büyük veri devasa veri setlerinden oluşur. Bu veri setleri o kadar büyüktür ki onlarla uğraşabilmek için uygulamalar yazarız. Bu uygulamalar devasa verileri toplama, depolama, analiz etme, arama, paylaşma, transfer etme, görselleştirme, sorgulama, güncelleme ve enformasyon güvenliği ile ilgilidir. Python'un büyük veri uygulamaları gün geçtikçe artıyor ve birçok geliştirici dili bu alanda kullanıyor. Python birçok büyük veri kütüphanesine sahip. Büyük veriye meraklıysanız hemen araştırmaya başlamanızı tavsiye ederiz. Ve listemizin bir numarası, yapay zeka. Eminim yapay zekanın büyüleyici dünyası hakkında sorular soruyorsunuzdur. Kısaca söyleyecek olursak, makinelerin insanlar gibi düşünmesini sağlamaya çalıştığımız bir bilgisayar bilimi konseptidir yapay zeka. Python ise açık ara en büyük yapay zeka dilidir diyebiliriz. Çünkü birçok geliştirici uygulamalarını Python ile geliştiriyor ve bu alanda onlarca kütüphaneye sahip olan bir dil. Bu dil. Fikirlerinizi bu dil ile devasa kütüphaneler sayesinde hızlı prototip haline getirebilirsiniz. Hatta 20-30 satır kod ile bile. Popüler kütüphanelerden bazıları TensorFlow, Torch ve Keras'tır. Evet, artık Python ile neler yapabileceğinizi öğrendiğinize göre hemen yapmaya başlayın derim. Yeni videoların gelmesi için beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.